Bildiğiniz gibi 6 Şubat 2023'te meydana gelen asrın felaketi dediğimiz büyük iki depremden sonra üniversitemizde tüm kurumlar gibi etkilendi. Tabii genç bir üniversite olmamız, binalarımızın çoğunun yeni olması nedeniyle belki de diğer kurumlara göre daha az etkilendik. En başta 8 öğrencimiz, 2 akademik personelimiz ve 1 idari personelimizin maalesef vefatı gerçekleşti bu deprem sırasında. Ve onlara sizlerin aracılığıyla hepsine Allah'tan rahmet diliyorum ve yakınlarına da başsağlığı diliyorum. Deprem sırasında bir binamız, eğitim verdiğimiz bir binamız ağır hasar aldı. Burada Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültemizle Mühendislik Fakültemizin eğitim aldığı bir binaydı. Bu binada ağır hasar aldıktan sonra biz yeni yerleşkemizdeki binaların daha hızlı faaliyete geçmesi, eğitime başlaması için Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'ndan bütçe alarak o inşaatları hızlandırdık. Malatya'nın 13 ilçesinin 8'inde meslek yüksek okulumuz var. Bu meslek yüksek okullarımızdan da Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültemiz ve Mühendislik Fakültemizin binası az önce ifade ettiğim gibi ağır hasarlıydı ve yıkıldı. Orayı da Yeşilyurt yerleşkemizde normalde rektörlük binası olarak ve idari bina olarak planlanmış master planda ki binaya mühendislik fakültemizi taşıdık. Yine Yeşilyurt Meslek Yüksek Okulu'nda Sosyal Beşer Bilimler Fakültemiz de eğitim görüyordu. Oradaki Sosyal Beşer Bilimler Fakültemiz de yine aynı binaya, mühendislikte aynı binaya, rektörlük olarak daha önce planlanan binaya taşıdık. Ve orada eğitim öğretim başladı. Yeşilyurt Meslek Yüksek Okulu'ndaki binaya da bu yıl Doğanşehir Meslek Yüksek Okulumuzu taşıyarak sadece bu yıl eğitimi oradaki Meslek Yüksek Okulu öğrencilerimiz eğitimini bu yıl oradan devam edecekler inşallah. Önümüzdeki yıl ama dediğim gibi Doğanşehir Meslek Yüksek Okulumuza tekrar geçecekler. Bizim şu anda bildiğiniz gibi eğitim öğretimi özellikle sağlık bilimleri, tıp fakültesi, sanat tasarım hariç yani uygulamalı dersleri olmayan, birinci sınıfta uygulamalı dersleri olmayan tüm fakültelerimizi ve meslek yüksek okullarımızı uzaktan eğitim kararı alarak hem güz yarı yılında hem de önümüzdeki bahar yarı yılında birinci sınıfları sadece biz uzaktan eğitim şeklinde eğitim vererek bu yılı geçirmeyi düşünüyoruz. Çünkü gerçekten de yurtların kapasiteleri bildiğiniz gibi İnönü Üniversitesi ile birlikte Malatya'ya yetmeyeceğini düşünerek biz böyle bir önleme başvurduk. Ve şu anda ikinci dönemde aynı şekilde düşünüyoruz. Çünkü Gençlik Spor İl Müdürü ile görüştüğümüzde hala oranın yurtların kapasitesinin full olduğu ve yer olmadığını duyuyoruz. Çünkü yaklaşık 7-8 bin öğrenci Malatya genelindeki evlerde kalan öğrenciler de bu yıl yurtlara geçince yurt kapasitesi maalesef yetmeyeceğini düşünerek böyle bir önlem almıştık. Ve şu an uzaktan eğitim konusunda herhangi bir sıkıntı yaşamadan öğrencilerimiz eğitimlerini almaktalar. Tabii ki önümüzdeki yıl inşallah bir sıkıntı olmazsa tüm birimlerimiz, tüm programlarımız eğitimlerini yüz yüze yapacaklar.